Efendim size de çıkabilir diye düşündünüz. Tahıl kuşu ya bana konarsa dediniz. Biletinizi günler öncesinden aldınız. Fakat ya günlük hayatın telaşından ya da unutkanlıktan biletinizi bir kenara aldınız. Belki bulamadınız. Peki merak ettiniz mi hiç? Ya biletinize ikramiye isabet ettiyse? Çünkü biletine ikramiye isabet ettiği halde parasını alamayan çok fazla sayıda kişi var. Ve rakamı açıklayınca, söyleyince ben size dudağınız uçuklayacak gerçekten. Son 5 yıldaki rakamı söylüyorum. Tam 227.823.000 liralık ikramiye alınmadığı için devlete kaldı. Şimdi özel haberimizi ekranlarınıza getirelim. 61 milyon liralık en büyük ikramiye numarası. Ellerde biletlerle nefesler tutulur, toplar döner, döndükçe umutlar yeşerir. Kızım var, kızımı herhalde ev alırım. Hayal gibi. Hayali olan insanlar genelde hayalden vazgeçmiyorlar. Ev alırdım. İş kurardım belki. Ya da yok ya, dünyayı da gezebilirdim, bilmiyorum ama. Dünya turu yaparım. Ondan sonra yardım ederim ihtiyacı olanlara. Bitiyor, biletler bitiyor. Kimi ev alırım diyor, kimi de son model bir araba. Ya da bir başkası benim dünya malında gözüm yok, dünyayı dolaşırım. Ya da kazandığım parayı bir yardım kuruluşuna bağışlarım. Hayaller bu şekilde ve sınırı yok. Ancak işin bir de diğer boyutu var. İkramiyeyi kazanıp parasını almayanlar. Milli Piyango İdaresi son 5 yılda alınmayan ikramiye tutarını açıkladı. Tam 227 milyon 823 bin lira. Bu tutar neredeyse bu yılki verilen yılbaşı büyük ikramiyesinin 4 katına yakın. Dikkatsizlik veya unutkanlık nedeniyle sahiplerince alınmayan ikramiyeler duyanları da şaşırttı. Size çıktı bu para ve öğrendiniz. Evet. Yapacağınız ilk iş ne olur? Gidip almak olur. Ne kadar para bana çıksa unutmam herhalde yani. Artık dikkat mi etmediler, dikkate mi almadılar ya da meblağlar ufak ufaktı da almaya mı gerek göstermediler bilemiyorum. Milli Piyango İdaresi'nden ikramiye kazanan vatandaşlara paralarını almak için tanınan süre 1 yıl. Tabii piyango aşım süresi de 1 yıl. 1 yıldan sonra sağda solda buluyorlar ama işten geçmiş oluyor. Adana'dan, İzmir'den, Antalya'dan. 1 yılın sonunda alınmayan ikramiyeler Maliye Bakanlığı bütçesine gelir kaydediliyor. Sonrasında da savunma sanayine, olimpiyat oyunlarına ve kredi ve yurtlar kurumuna aktarılıyor. Efendim sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme aslında pek çoğumuzun ilgi alanına giriyor. Son zamanlarda da birbirinden çok farklı açıklamalar geliyor uzmanlar tarafından. Bakın şimdi pekmez zararlıdır ya da asla ekmek yemeyin demek külliyen yanlış açıklaması geldi. Kim yaptı bu açıklamayı? Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Profesör Doktor İbrahim Saracoğlu. Ekmek kanserden koruyor diyor Saracoğlu. Meyve ve sebzelerin fazla zirai ilaca maruz kalmasını eleştiriyor ve ilaçlama diyor en çok 2 kez yapılmalı. İşte sağlık reçetelerinin uzmanı Saracoğlu'ndan önemli tavsiyeler. Pekmeze karşı olan bazı bilim adamlarımız var. Küllün yalan. Tıp dünyası bazı gıdalar konusunda 2'ye bölünüyor. Ekmek ve meyve tüketimi konusunda Profesör Doktor İbrahim Saracoğlu net konuştu. Pekmeze karşı olan bazı bilim adamlarımız var. Küllün yalan. Bilmeden, araştırmadan yok bal tüketin, yok pekmez sağlıksızdır. Meyvenin içinde fruktoz var, tüketmeyin. Yanlış. Niçin böyle uydurup konuşuyorlar? Bilmeden onu anlamıyorum. Bir de ekmek yemeyin diyorlar. Sayın Başkan laf lafı açıyor. Ekmeği özellikle tüketeceksiniz. Kansere karşı, ülseratif kolite karşı, diyabete karşı. Meclis Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu'na bilgi veren Saracoğlu'nun gündeminde zirai ilaçlar da vardı. Saracoğlu, ya sebzenin fazla ilaca maruz kalmasını eleştirdi, üreticilerin eğitilmesi gerektiğini söyledi. Köylümüzü eğitmek zorundayız. Bir sezonda en fazla 2 defa zirai ilaç verilebilir. Bu kesin değişmez bir kuraldır. Bu eskiden beri böyle. Yani 20 yıl önce de bu böyleydi. Sorun ya benim çocukluğumun meyvesi, sebzesi artık yok diyecektir. O lezzeti, o tadı alamıyorum. Elma veya armut sindirim sistemini kolaylaştırıcı bir meyvedir. Bağırsaklardaki gazı alır ve sindirimi kolaylaştırır. Ama şimdi elma yiyorsunuz Sayın Başkan. Armut yiyorsunuz, şişiyorum diyor insanlar.
Saraçoğlu, ünlü tarım ürünlerimizin yerini ithal ürünlerin almasını da eleştirdi. Taşköprü'nün, örnek veriyorum, sarımsağı dünyaca ünlüdür. Şimdi o yöreye Çin sarımsağını ektiler. Bu ne demektir? Eğer bulunduğunuz bölgeye oranın endemik meyvesi veya bitkisi dışında ne ekerseniz ekin, düşman askerini oraya kışlaya sokmanıza benzer. Ve nitekim Taşköprü sarımsağı tür değiştirmeye başladı. Neden? Çünkü Çin sarımsağına müsaade ediliyor. Siyah beyaz televizyon döneminin unutulmaz ekran yüzlerinden duayenimiz, ustamız TRT spikeri Tuna Huş son yolculuğuna uğurlandı bugün sayın seyirciler. İstanbul'da yaşamını yitirmişti. 76 yaşındaydı Tuna Huş ve uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. Ankara'da hükümet yetkilileri TRT'nin sevilen yüzlerindendi. Yıllarca evlerin baş köşesine konuk oldu, birçok spiker yetiştirdi. Emeklilik döneminde de Türkçe'ye katkılarını sürdürmek niyetindeydi ancak sağlığı izin vermedi. Beyin kanaması sonrası yine ayaktaydı ancak konuşma yetisini kaybetti. Birkaç kelimeyi güçlükle söyleyebilir hale geldi. Hep pozitif bir insan olduğu için o gülümsemesi hiç zaten bitmedi. Ama artık çok yoruldu. Gerçekten çok yoruldu. Gittiği yerde daha rahat edecek. Elimizden geleni yaptık ama buraya kadarmış. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Ailesi Üsküdar Selami Ali Camii'nde taziyeleri kabul etti. Tuna Huş Bey spikerliğiyle, Türkçesiyle, diksiyonuyla, efendiliğiyle, kişiliğiyle Türkiye'de iz bırakmış olan TRT camiasının önemli spikerlerinden birisi. Mükemmel bir anlatımla televizyon haberlerini hep dinlediğimiz bir isim. Kulaklarımızda sesi hala yankılanıyor. Allah rahmet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Çalışma arkadaşları ve sevenleri usta spikeri son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Tuna abi meslekte büyüğümüzdü. Ben haber merkezine geldiğimde abi kardeş ilişkisi içinde çalıştık ve meslekte temel ilkeler bağlamında bana gerçek anlamda hocalık yapmıştır. Bana yol gösterici olmuştur. Kulaklarımızda. Nurlar ışıklar içinde yaşarlar. Haber sunuculuğu güzeldi. Nurlar içinde yatsın. Allahu Ekber. Tuna Huş'un cenazesi kılınan namazın ardından Karacaahmet mezarlığına defnedildi. Huş evli ve 3 çocuk babasıydı. Allah'tan rahmet diliyoruz. Sayın seyirciler, bir büyük kayıp daha. Kansere yenik düşmüştü Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş ve o da bugün son yolculuğuna uğurlandı. Hafiftaş için İstanbul'da devlet töreni düzenlendi. Teşvikiye Camii'nde kılınan namaza sanatçının yakınları ve dostları katıldı. Gurbetini keselim. 54 yaşındaydı. Türk Halk Müziği'nin önemli seslerinden biriydi. Kansere yenik düşen Nuray Hafiftaş için İstanbul'da devlet töreni düzenlendi. Türkülerin başı sağ olsun. Memleketimizin başı sağ olsun Türk Halk Müziği adına. Cenaze namazı Teşvikiye Camii'nde ikindiği müteakip kılındı. Allahu Ekber. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da cenazedeydi. Sanatçının yakınlarına taziyelerini iletti. Nuray Hafiftaş'ı dostları da son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Şu anda herkes şokta, ben de şoktayım. Ne olduğunun da farkında değiliz. Daha 48 saat evvel beraberdik. Bir kendisini yolcu ediyoruz. İnşallah güzel karşılanır öbür tarafta. Nuray Hafiftaş'ın naaşı Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sen 1964 yılında Ardahan'da dünyaya gelen Nuray Hafiftaş konservatuvar eğitimi almıştı. Bir dönem TRT İstanbul Radyosu'nda da görev yapmıştı. Ve efendim, ünlü sanatçı Kadir İnanır'dan iyi haber geldi. Yoğun bakımdan çıktı sanatçı. Sabah Kadir Bey'le gayet net ve güzel bir konuşma yaptık. Artık kendisi yoğun bakımda değil, yatakta ve dünden itibaren de ada kaldırdık. Şu anda herhangi bir
fiziksel problemimiz yoktur. Efendim şimdi bakın İtalya'nın Milano kentinden bir görüntü, tüyleri ürperten bir görüntü. Annesiyle birlikte bir metro istasyonunda 2 yaşında bir çocuk. Bir anda biliyorsunuz küçük çocuklar hani kafanızı çevirdiğinizde ne yapacağını bilemezsiniz. Raylara atlıyor ve bakın atladı raylara. Bir genç de hiç tereddüt etmeden tam da tren gelmek üzereyken aldı çocuğu kurtardı. Hatta çocuğu kurtarmakla kalmayıp onun sevdiği oyuncağını bile aldı. Gerçekten hani bugüne damgasını vuran görüntülerden biri buydu. İtalya'nın Milano kentinde yaşanan bu görüntü. Ve bir başka dikkatimizi çeken ve sizin de dikkatinizi çekeceğini zannettiğimiz görüntü. Efendim Çin'in Şangay kentine bu defa kameralarımızı çeviriyoruz. İki hırsız görüyorsunuz. Tuğla alıyorlar. O kadar beceriksizler ki. Şimdi dükkanını kırmak için tuğlayı alıyor ve atıyor. Birincisi atıyor. İkincisi de camı atmaya çalışırken çok beceriksiz diğer arkadaşını, hırsız arkadaşını yaralıyor. Ve tabii Şangay polis de diyor ki tüm hırsızlar böyle olsa polislerin ek mesai yapmasına gerek kalmaz. Evet bugünüm seten görüntüyle birlikte bugün de veda vakti geldi. Yarın saatler 20'yi gösterdiğinde efendim biz yine karşınızda olacağız. Yeni ve umarız iyi gelişmelerle. Lütfen siz de ekranlarınızın başında olun. Görüşelim, buluşalım. Hoşçakalın.